Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet, kanala da abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Evet, bugün size hazırlamış olduğum modelim bu. Bakın arkadaşlar, modelim şöyle. İğneden tığa zarif kalıp gibi duran bir model. Şöyle tutayım. Çimenin de bildiğiniz her zaman yaptığımız çimeni ve bu model hepsinden en çok bu çimene yakıştı arkadaşlar. Bakın şöyle, hem iğneden tığa zarifliğinde, iğne zarifliğinde hem de çok hoş. Böyle kalıp gibi. Evet, modelimin bir de şöyle sallantılı haline bakıtayım. Şöyle bakın. Bu şekilde de çok güzel duruyor arkadaşlar. Yine de tığa zarifliğinde oldu. İlmek yerine bu şekilde kirpikler yaptım zincir olarak. Daha çok kullanışlı, düzgün durdu. Hoş oldu arkadaşlar. Yapımı da bir o kadar kolay. Şimdi modelin anlatım kısmına geçelim. Görürsünüz arkadaşlar. Evet, şimdi tülbentimizi kenar tığlamasını yaptık. Şimdi ilk başlar gibi başlıyoruz. Bakın, arka tarafı unutalım. Şimdi ilk başlar gibi başlıyoruz. Tığ battımızın içine sık iğne ile sabitledim. Şöyle iki tane zincir çekip bir defa tığımı doladım. Yuvaya giriyorum. 2 ve 2. Böyle bir trabzan yaptım. Bakın. 4 zincir. Tığ oyasının en sevilen ara suyu modeli bu bence arkadaşlar. Şöyle hem en eski hem de hiç eskimeyen bir ara suyu. 2 zincir, bir defa tığımı doladım. Şöyle 2 2 alarak bir trabzan yaptım. 4 zincir. Evet, ara suyunu bakın bu şekilde hazırladık. Şöyle göstereyim. Ben 9 tane koydum ara suyunu arkadaşlar. 7 de olur daha az isteyenler için. Şimdi çiçeğimizin dal kısmını yapacağız. Aynı şekilde kirpiksiz trabzanlar yaparak yuvayı hazırlıyorum. 2 zincirimi buraya kapattım. Şöyle kirpiksiz bir üçgen trabzan yaptık. 2 zincir, bir defa tığı doladım. Yuvaya giriyorum. 2 ve 2. 7 tane zincir. 5, 6 ve şöyle ters tarafına çevirdim. Bu boş olan trabzanın tepe noktasına 7 zincirimi kapatıp bu şekilde bir yuva hazırladım. Bir zincirle düz tarafına dönüyorum. Yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum. Bu sık iğne dalımın güzel olmasını sağlıyor. 3 zincir, 2 defa tığı doladım. Yuvaya giriyorum. 2, 2 ve 2, 4 zincir. Hemen kapattım. Yine 3 zincirle aşağı. Bu birinci dalımız, bakın bu şekilde. Şöyle 3 zinciri çekip göstereyim. Aynısından 3 tane buraya dal yapıyoruz. 3 zincirin üzerine 2 defa tığımı doladım. Yuvaya giriyorum. 2, 2 İki çekmemin sebebi kalın olması için. Şöyle trabzanımın, fıstıklarımın taşıyacak destekte olması için bu şekilde ikişer ikişer alıyorum. Yine 3 zincirle yuvaya girip ikinci dalımızı da kapattık. Yaptık. 3 zincir, 2 defa tığı dola, yuvaya gir. Şöyle 2 2 2 3 zincir boyutunda trabzanı hazırladım. 4 zincir. Kapatıyorum buraya. 1, 2, 3 zincir. Yuvaya girdim. Şimdi bakın arkadaşlar, burası önemli. Buraya 2 tane sık iğne yapmamız lazım. Yoksa aşağı yere değmemesi için, meyil etmemesi için 2 sık iğne yapıyorum. Sonra 2 zincirimi çekip sıradaki tığ battıya giriyorum. Hemen bu şekilde 3 tane dal ve ara suyunu hazırladık. Aynı şekilde demin gösterdiğim ara suyunu buraya 9 tane yapacağız.
Şöyle bakın, iki zincirimi çekiyorum, bir defa tığımı doladım. 2 ve 2. 4 zincir. Trabzana kapat, bir pipirik oluştur. 2 zincir, sıradaki yuvaya gir. Kapat. Bu kadar ara suyu arkadaşlar. 2 zincir, bir defa doladım. Şöyle 2 ve 2. 4 zincir. 2 zincir, sıradaki tığı battıya. Şöyle ara kısma 2 zincir, bir defa tığımı doluyorum. Şöyle 2 ve 2. Şöyle sonuncu kez yapıp artık fıstıklarımızın yapılışına geçelim. Evet, 2 zincirimi kapatıyorum yandaki boşluğu. Şöyle bakın arkadaşlar, bu şekilde hazırlıyorum 3 dalımı ve burada bu şekilde de 9 tane tığ battı olacak. Bakın. Bunu 7 de yapıp daha yakın yapabilirsiniz. Şöyle. Evet. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Evet, çiçeğimizin yapılışına başlıyoruz. Hemen yandaki ara suyunun kirpiğinden sık iğne ile girip ipimi buraya sabitledim. Araya bir zincir çekip ilk dalın içindeki bu yuvaya, kirpiğin içerisine sık iğne ile sabitledim. 4 zincir. 4 zinciri hemen sık iğne ile sabitleyerek bir tane kirpik oluşturdum. 4 zincir. Şöyle ikinci kirpiğim. Bu şekilde buraya 4 zincirden 5 tane kirpik oluşturacağız. Minik minik kirpikler. Güzel duruyor arkadaşlar. Büyük hoş durmuyor bu modelde. Evet. Tekrar 4 zincirden 1, 2, 3, 4 oldu. 4 zincir ve aynı yuvanın içine giriyorum. Sabitliyorum. Hemen geçiş köprüsü olarak da 3 tane zincir çekiyorum. Bu beyaz yuvayı bunların arasına girerek hazırlayacağız. Bakın. Tekrar 4 zincir. Şöyle kapatıyorum. Bu bir. Aynı şekilde 5 tane yapacağız. 4 zincir. Kapattım. 4 zincir. Şöyle 3. 1, 2, 3 ve 4. İpi güzelce esnetip inceltin arkadaşlar. O zaman böyle güzel pipirikler oluyor. 4 zincir, dalın içerisine kapatıyorum. 1, 2 ve 3 tane zincir, sıradaki dalın içine kapatıp bakın, bu şekilde şöyle minik minik kır çiçekleri gibi duruyor yuvaların içinde. Evet, aynı şekilde 4 zincirimi çekiyorum. Şöyle görmeniz için tülbenti katlıyorum. Şöyle 2, 4 zincir, 3, 4 zincir, 4, 2, 3 ve 4 ve 5. Evet arkadaşlar, bakın. 5 tane minik minik oldu. Hemen bir zincirimi çekip yandaki boş olan kirpiğe kapattım. İlk başta da aynı şekilde bu bir zincirle geçiş yaptığımız yere sonda da bir zincirle geçişimizi yapıyoruz. Bu kadarcık. Hemen şu ipleri yakayım. Beyaz ipi takıp üst çerçevesini yapalım. Tülbentimizi ters tarafına çeviriyoruz. Şu ara kısımda bir zincir çekmiştik ya arkadaşlar. Oradan sık iğne ile girip beyaz ipimi, bakın ters tarafındayız. Bu şekilde ters tarafından sabitliyorum ve 13 tane zincir çekiyorum. 6, 7, 8, 9, 11, 12 ve 13. 13'ü sadece ilk yuvaya çekiyorum.
diğerlerine 12 zincir bir eksik çekeceğim. Şu arada çektiğimiz köprü olarak 3 zincirin içine şöyle bakın sık iğne ile buraya zincirimi sabitledim. 12 tane zincir çekiyorum. 5, 6, 7, 8, 10, 11 ve 12. 12 zincirimi çektim. Benim beyaz ipim biraz kalın arkadaşlar. Daha doğrusu krem, beyaz değil. Bunu ince ise siz daha kendi el ayarınıza, ip ayarınıza göre zincir sayısını ayarlayabilirsiniz. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Yani ipiniz çok ince ise 15 bile çekebilirsiniz buralara. Yine bu bakın yaptığımız şöyle tutturmak için geçtiğimiz bir zincirin arasına 12 zincirimi sabitliyorum. Bir tane daha sık iğne yapıyorum buraya. Şimdi bakın bu şekilde 3 tane yuva hazırladık tepe kısımlarına. 2 zincirimi çekiyorum sık iğneden sonra ve bu 12 zincirli yuvanın içine sabitledim. İkişer zincirden 10 tane buraya kirpik yapıyorum. Bakın normal sık iğne yapıyorum. Sahtesi güzel durmaz herhalde diye denemedim arkadaşlar. Bu şekilde 3, 4, 2 zincir 5, 2 zincir 6, 2 zincir 7, 2 zincir 8, 2 zincir 9 ve şöyle bir bakalım sımsıkı olacak arkadaşlar. Bir de şu kırmızı çiçekleri içine alması gerekiyor. Şöyle bir tane daha yapacağım herhalde eksik saydık ve hiç zincir çekmeden bakın diğerine hiç zincir çekmeden sadece sık iğne ile geçtim. Aynı şekilde buraya 2 zincirden şöyle kirpikler yapıyorum. 2 şöyle 3 4 5 6 7 şöyle 8 9 ve 10. Evet. Bakın 10 tane de buraya sıkı sıkı kirpikleri yaptık. İkinci bu 5 kirpiğin üzerine 10 tane minik kirpiklerden oluşan bir taç hazırladık. Hiç zincir çekmeden diğerine geçiş yaptım. Yine buraya da 2 zincirden 10 tane kirpik yapıyorum. Şöyle 2 zincir sıradaki 2 zincir yuvaya sabitliyorum. 3 4 şöyle 5 şunu şöyle yapayım gözünüze gel. 6 7 8 9 ve 10. 10 tane 2 zincir yaptıktan sonra yine bu kırmızı yuvaya bakın. Bir zincirle yaptığım kırmızı yuvaya hiç zincir çekmeden bir sık iğne yapıyorum sadece. Bu şekilde yapınca hem ip arkada kalıyor, güzel oluyor şu başlama beyaz ipi. Hoş duruyor. Hem de yuvarlak bir şöyle görüntü olmuş oluyor arkadaşlar. Oraya hiç zincir çekmeden sık iğne ile bir zincirli kırmızı yuvaya muhakkak girin. Bakın. Evet, ipi yakıp hemen temizleyeyim. Evet, modelim bu şekilde arkadaşlar. Şöyle bakın. Çok güzel bir model hazırladım sizlere. İkisini de kırmızı yapmak istedim arkadaşlar. Biliyorsunuz biz ekran amaçlı çalıştığımız için ekranda hoş gözüküyor kırmızı böyle minik kirpikler. Gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar. Şöyle şu güzelliği göstermek isterim sizlere de. Çoğaldıkça kendini daha iyi göstermeye başladı modelimizde. Bakın şöyle yakın plan sizlerle yaptığımız işimiz bu. Şu da daha önce sizler için hazırlamış olduğum çiçeğim. Gerçek çok hoş oldu arkadaşlar. Yapımı da bir o kadar kolay. Şöyle hemen böyle çıtı pıtı hazırlayacağınız bir model oldu. Şöyle göstereyim yakın plan. Bir de bu şekilde bakıtayım. Evet.
Zarif, yapılısı, güzel, hoş bir model arkadaşlar. Şu dediğim gibi zincir sayılarını da ipinizin inceliğine, kalınlığına göre hazırlayıp ütüye de giden bir model. Şöyle düzeltip ütüleyelim güzelce. Zaten kalıp gibi de oluyor. Fazla bir böyle düzelme falan istemiyor. Hoş bir model oldu. Sizler de emekler için arkadaşlar, beğeni ve yorumlarınızla videoların devamı, kanalımın devamı için böyle yorum ve beğenilerinizle destek olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.